halı deyip geçmemek gerekiyor. Halı, medeniyet, tarih, kültür. Hatta Orhan kitabeleri Bengü yazıtlarından da eski. Orhan kitabeleri ve Bengü yazıtlarından önce Pazırık halısına Altay dağlarında medeniyetimiz kazınmıştı ve Türk halısı olarak kabul eder dünya. Ama ben hiç Pazırık halısının bir örneğinin herekede olabileceğini bilmiyordum. Efendim merhabalar. Merhabalar. Han halıcılık ve Sayın Örle birlikteyiz. Dördüncü kuşak ipek halı yapıyorsunuz. Bu Pazırık halısının birebir aynısı efendim. Hikayesini dinleyelim. Bildiğiniz üzere ben tekrardan belki anlatıyorum ama dünyada bilinen ilk halı, yani 2500 yıllık geçmişe sahip bir halı. Anlatırken ben bunu heyecanlanıyorum. Heyecanlanma sebebim bu halı bize dünyaya halıcılığı Türklerin bahşettiğini gösteriyor. Yani Türkler göçebe bir toplum. İhtiyaç üzerine halı üretilmiş. Önce kilimler üretilmiş, daha sonra halı üretilmiş ve bilinen ilk halı. Ve biz bunu orijinal renklerine sadık kalarak, üzerindeki figürleri birebir yansıtarak orijinal ölçülerine bir ipek halıya yansıttık. Hikayeyi sizden dinleyelim efendim. Neler var bu orada, bu kurganlarda çıkan halılarda efendim? Dönemin zenginleri sevdikleriyle beraber gömülürmüş. İnanışa göre tekrardan dünyaya geldiklerinde sevdikleriyle birlikte geleceğe inanılırmış. Bu sebepten dolayı kişi atıyla, halısıyla, işte seramikleriyle, çatalıyla, bıçağıyla gömülmüş bu höyükte. Ve buzullardan akan suların donmasının neticesinde bu ürün günümüze kadar kalmış. Belki %30'u, %35'i bunun deforme olmuş ama %70'i şu anda Hermitage'da, St. Petersburg'da sergileniyor. Görmek lazım, yaşamak lazım. Burada çok değişik desenler var. Siz bunu belki de ipek halıya yansıtan ilk firma mısınız efendim? Daha önce Şöyle yün örneklerini gördüm ama yün örneklerinde bu kadar detayı yansıtamıyorsunuz. İpek'te evet. Biz birebir bunu yansıttık. Göçebe bir toplum olduğumuz için atlı olan yaşantımızı yansıtmışız. İşte hayvancılık bir taraftan yaşam kaynağımız, üzerinde hayvanlarımız var. Şurada gördüğümüz kareler, işte Ural Altay Dağları'nda yaşadığımız için şimdiki gibi 4 mevsim yok, 2 mevsim var. İşte yaz ve kış 2 mevsimi gösteriyor. Müthiş bir örnek ve çok enteresandır. 2500 yıl evvel yapılan üründe şu anki Hereke halısında uyguladığımız teknik. Yani Hereke'nin geçmişi belki 200 yıllık ama Hereke halısında uyguladığımız teknik çift düğüm, çift atkı ve el kesimi. Bu aynen Pazırık halısında. Pazırık halısında da zaten Türk halısı olduğu oradan yani Türklerin yaptığı bir ürünü o destekliyor ve tasdikliyor diyeyim. Bugün işte İran'da, Afganistan'da, Çin'de üretilen ürünlerde tek düğüm ve tek atkı sistemi var. Bizde Hereke'de ve Türk halılarında, gerçek Türk halılarında çift düğüm, çift atkı ve el kesimi var. İnanın bizim, yani Türklerin gösterdiği ilgiden daha çok yabancılarda, özellikle Almanlarda, Pazırık'a, Pazırık höyüğüne, kültüre, sanata ilgi bizden fazla. Yani bu üründen belki toplamda maksimum 4 adet üretmişizdir. Ya da bu üçüncüdür, bir tane daha üretimde vardır. Ağırlıklı yabancı müşterilerimiz bunu satın almıştır. Ne kadar sürede bu dokundu? İki kızla maksimum bir yıllık emektir. Bir yıl emek. Peki nasıl yapılmış olabilir efendim? 2500 yıl önce yani. Herkes bir fikir üretiyor ama sizin fikriniz önemli efendim. Ya şöyle, ben ya o desenler, bunun, renkler. Ben bunun bir ihtiyaçtan doğduğunu düşünüyorum. Nedir? Göçeme bir toplumuz. Türk olarak önce bir güneşten ya da rüzgardan korunmamız gerekiyor. Güneşten ve rüzgardan korunmak için kilimi icat etmişiz.
bir kilime baktığımız zaman kilimin arasında boşluklar vardır. Bu boşluklar air condition'dır, klimadır. Hava bir yerden girer, öbür taraftan çıkar. Aradan bir 200 yıl geçmiş, 300 yıl geçmiş. Artık alttan gelen soğuğu kesmek istemişiz. Bir yerde yaşıyoruz, bir çadırın içerisindeyiz. 4 tane direğe diktik, güneşten ve rüzgardan korunduk ama alttan gelen soğuktan korunabilmek için bir ürüne ihtiyacımız var. Nedir? Koyunlarımız var, hayvanlarımız var. Bunların iplerini eğiriyoruz, bir ip oluşturuyoruz ve bundan halıyı oluşturmuşuz. Yani göçebe toplum olmanın yansımasıdır. Halıcılık. Hereke farklı bir boyut. Gerçekten bana göre bu binada doğduğum için, bu halıcılığın içinde yetiştiğim için dünyada isim yapmış tek Türk markasıdır. İşte bildiğimiz bir tablo, Osman Hamdi Bey tablosu. Mutlaka yine bizi izleyen izleyicilerimizin ya da seyircilerimizin arasında Osman Hamdi Bey tablosuna sahip olan arkadaşlar vardır. Ama inanın bunun desenini yapmak 6 ay sürdü. Ya bu tamamen dokuması, İpek Adı değil tabii, mi? Tabii. Evet. Yani bunun deseni aşağı yukarı bu tablonun 5 katı büyüklüğündedir. Kızlarımızın onu dokuyabilmesi için tek tek renklendirmemiz gerekiyor. O kareleri okuyabilmesi gerekiyor. Burada toplam 2 milyon düğüm atmışsınız. Bu ürünün üzerinde toplam 2 milyon düğüm var. Yani şimdi oturalım 2 milyona kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 desek 6 ayımızı bulur. Biz bunu ilmek ilmek halıya dokumuşuz. Sadece dokumak değil. Dokuduktan sonra kirkitlerle dövüyorsunuz. Aradan atkılarını geçiriyorsunuz. Makasla kesiyorsunuz. Yani bu müthiş bir iş. Buna ben garantili verebilirim. Duvarda astığınız sürece bu şekilde minimum 500 yıl daha kalabileceğini. Yani renklerin solmayacağını, güneşin onu deforme etmeyeceğini, sadece alıp bir depoya kapalı, rutubetli bir ortama bırakmadığınız sürece güneş alan, hava alan bir yerde duvarınıza asın. Bunu 500 yıl deforme etmeniz mümkün değil. Bu tek mi örneği var şu anda? Var mı bu? Bundan toplam 2 adet ürettik. Şu an elimizde bir tane var. Bir tanesini sevdiğimiz bir dostumuza verdik. Toplamda 2 adet ürettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir halı dokunup hediye edildi burada. Doğru mu? Doğrudur. Evet, doğrudur. Bir hikayesini dinleyelim ondan. Bu meşhur Mehmetçik elinde bir İngiliz yaralı askerini kurtaran bir... Burada mı dokunmuştu efendim? O da burada dokundu. Özellikle Çanakkale için evet. yaptığımız bir ürün. Şu anda Avustralya Başbakanı'nın makam ofisinde, hala kendi makam ofisinde, başbakan değişmiş olmasına rağmen prosedür gereği şu anda makam ofisinde duruyor ve bizim göğsümüzü geriyor. Biz 40 yıl önceki harekeyi biliyoruz. Cumartesi günleri harekede açık halı pazarları kurulur. Halı üreticileri, hanımefendi, kızlarımız, gelinlerimiz onları getirir. Burada direkt tüketiciye satarlardı. Turistler gelirdi buraya. Enteresandır. Türkiye'de hafta sonları bankaları açılan tek beldedir aslında hareke. Ticaret vardı, bir hacim vardı, işlem vardı. Halılar geliyor. Tabii ki. Türkiye'nin de birçok yerinden hem üretici hem turist geliyordu tabii ki. Değil mi? Yani ortalama 3-5 bin kişi gelir. Bugünün parasıyla 50-100 milyon lira el değiştirirdi her cumartesi pazar günü. Ve köylere, evlere tabii, direkt sirayet tabii, ederdi. Tabii. Bugün? Maalesef cumartesi pazarı dediniz, bu sebze pazarı haricindeki halı pazarı benim bildiğim 10 yıldır böyle bir pazar yok. Sizler evet. Canlı şahitsiniz. Tabii burada ki. Resimleri görüyoruz ve halı örmekten soyadını alan da ailesiniz. Evet. Ve şu anda da bu işi özel sektör olarak zannediyorum harekete yapan ender ailelerden birisiniz. Evet. Ben bize hikayenizi lütfen anlatır mısınız? 4. kuşak, rahmetli babamız, onun babası ve onun babası. Bize bu işi miras olarak bırakan büyük dedemiz. Yani Veys Ağa, Hereke Fabrikayı Hümayun, yani padişaha bağlı olan fabrikada 1891 yılında Abdülhamit Han döneminde büyük halanenin kuruluşuyla beraber orada işçi ağası olarak başlar.
Orada halı üretiminde çok büyük katkıları, faydaları olur. İşte yurt dışından gelen mühendisler dahi kendisinden konuyla ilgili bilgiler alır. 20-30 sene Hereke Fabrikayı Hümayun'da devam eder. Daha sonra özel sektör olarak ufak ufak tezgahlar kurmaya başlar. Biz de onun devamlarıyız. İpek halı 2500 yıl önce Altay Dağları'ndaki Pazırık kurganında bulunan o halıdan günümüze hereke halısına muhteşem bir sanat. Evet. Şurada çok hemen işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey. George W. Bush hatta rahmetli olduğu yakın tarihte Baba Bush'ta da bir halımız vardı. O da bir ayrı hikayedir. Yani dünyanın birçok ülkesindeki devlet yetkililerinin makam odaları, hediye edilen halılar burada mı dokundu efendim? Ağırlıklı burada dokundu. Yani bazı ürünler vardır. Belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Milli Saraylar Fabrikası'ndan da çıkmış olabilir. Başka bir aileden de çıkmış olabilir. Ama duvarda gördüğümüz tüm ürünler bizim kendi üretimimizden çıkıp burada sahiplerine ulaşmış, devlet büyüklerine gitmiş olan ürünlerdir. Her halımız tek. Aynı desenden aynı ölçülerde ürünler yapmaya çalışıyor olabiliriz. Çok popüler bir desenden 20, 30, 50 tane üretiyor olabiliriz. Ama inanın her ürün tektir. Yani bunun bir sanat eseri olarak düşünmek gerekiyor. Yani halı değil. Bu sanatın en uç noktası. İki kız kardeşimiz bir yıldan fazladır emek harcıyor ve iki yıl daha işe ihtiyaç var. Yani bir buçuk metrekare bir ürün için üç yıllık işin karşılığı, emeğin karşılığı. Geldiğimiz noktada Türkiye'de tüm el işçiliklerine, sadece halı olarak söylemiyorum, tüm el işçiliklerinde azalma, ilgi, ekonomik şartlar girdiğinden dolayı 10 yıl sonra orijinal bir hereki halısını eskiden üretilmişse bulabilirsiniz. Ama yenisinin üretimini göremezsiniz. Peki nasıl olur efendim? Biz de tam o noktada İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi RODES projesi kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği olarak, medya olarak biz ne yapabiliriz diye bir sosyal sorumluluk projesi taşıyoruz. O zaman ekranlarımıza ne yaparız da bu değerli markamızı yeniden gün yüzüne çıkarabiliriz? Nasıl koruma altına alabiliriz? Nasıl bir kamuoyu oluşturabiliriz? Söz sizin efendim. Önce kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Kaybettikten sonra geriye dönmek mümkün değil. Vatandaş olarak, tüketici olarak önce biz bilinçli olarak ürüne sahip çıkmamız gerekiyor. Bir ürün alırken işte marka, hereke sorgulamamız gerekiyor. Bu ürün orijinal midir? Makine üretimi midir? Eskiden bir Çin örneği vardı. Bundan 20-30 sene evvel taklit ürünler girdi ülkeye, hereki halıcılığı bu noktaya geldi. Taklitleriyle yarışmaya çalıştık. Ama o zaman taklitleriyle yarışırken hiç olmazsa el taklitleriyle yarışıyorduk. Şimdi makine taklitleriyle yarışmaya başladık. Çin makineyle mi üretiyor abi? Hayır efendim, Gaziantep makineyle üretiyor. Bunu ilk defa size söylüyorum. Çünkü bir 5-10 yıl sonra bizi işimizi bozmaya başlayacak. Makinede halı üretiyorsunuz. Kullandığınız malzeme sentetik bir malzeme. İşte taçağına, kenarına ipek takmaya çalışıyorsunuz. Hereki adı altında makine ürünü satıyorsunuz. Siz bu işe beyninizi koymuşsunuz, elinizi koymuş değil, bütün bedeninizi koymuşsunuz ve bedel ödüyorsunuz. Dördüncü kuşaksınız. Bu bizim kültürümüz. Ne dersiniz ilgili ve yetkililere? Lütfen bir çağrıda bulunun. Şimdi önce vatandaşa söyledim. Alışveriş yaparken ürünü bir, işte nereden aldıklarına, bu ürünün bir garantisi var mı? Firma kimdir? Nerede üretilmiştir? Bir onu sorgulamalarını televizyonda izliyorsunuz. Diyor ki eğer diyor 15 liranın diyor 20 liranın altında diyor döner yiyorsanız diyor etine bakın diyor. Ya da işte 25-30 liraya kıyma alıyorsanız bu kıymanın içerisinde ne var diye bakın diye her gün bize anlatıyorlar. Eğer bir üründe bir metrekaresinde minimum bir yıl işçilik olduğunu ben size anlatıyorsam ve bunu satarken de bir yıl işçilik var deyip size
1000 liraya satmaya çalışıyorsam burada bir sıkıntı var. 100 liraya bir personel çalıştıramazsınız. Yani demek ki bu makinede üretilmiş sentetik malzemeden bir ürün. İpeğin kilogram fiyatı bugün dünyanın hiçbir yerinde 500-600'ların altında değildir. 100 doların altında ipek yoktur dünyada. 1 metrekareye 5-6 kilo malzeme harcıyorsunuz. Zaten bahsettiğimiz rakamları bugün çarptığınız zaman 1 metrekareye 3000 liralık malzeme harcıyorsunuz. 1000 lira işçilik verseniz 12-13 bin lira işçilik ödeseniz 15-20 bin liraya mal oluyor. Bu ürünü makinede üretip 1000 liraya 2000 liraya satmaya çalışıyorlar. Teşvik noktasında ne önerirsiniz? Yani bir öneride bulunun dersek. Mutlaka bir teşvik olmalı. Nedir işte? Yani bu kültürümüzü koruyabiliriz efendim? Şimdi bir istihdam konusunda yardımcı olunması gerekiyor. Bir malzeme tedariki konusunda yardımcı olmak gerekiyor. En büyük aslında pazarlama. Yani bu ürünün kaybolmaması gerekiyor. Son 10 yıldır yeni yetişen bir nesil yok. Yani benim çalışan elemanlarımın, arkadaşlarımın, sanatçılarımın arasında 30 yaşında personel maalesef yok. Üniversite 40 böyle üstü. Var mı efendim? Üniversitede veya meslek liselerinde böyle bölümler var mı? Ki şimdi halının... şöyle hereke halısı üzerine yok. Halıcılık üzerine birkaç ilde bildiğim bir Çanakkale. Bizim Kocaeli'de yok mu efendim? Kocaeli'nde yok. O zaman bir çağrıda bulunalım Sayın Kocaeli Valimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, siyasiler ki herekeli iki tane bakan yetişti. Sayın Fikri Işık ve Sayın Nihat Ergün. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Haluk Dursun Buralı. 40 yıl önce, 40 yıldır halının canlı şahidi olup Altay Dağları'nda, Pazır Kurganları'nda Pazır Kalısı'nın belgeselini çekmiş birisi olarak, bir gazeteci ve belgeselci olarak önce şahsıma sonra Kocaeli kamuoyuna, ilgili ve yetkililere buradan seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki hereke halısı bizim dünya markamız. 2500 yıllık bir geçmişi de var. Bu halıya sahip çıkalım diyoruz. Üniversitemizde, Kocaeli Üniversitesi'nde bir halıcılık meslek yüksek okulu açılabilir. Ve meslek liselerimizde, kız meslek liselerinde bir bölüm açılabilir. Hereke halıcılığına yönelik bir bölüm açılabilir. Bir müzemiz var mı efendim? Halıcılık müzesi? Yok, maalesef yok. Hereke'de yok. Ve inşallah kısa sürede bir halıcılık müzesinin de burada kurulacağına inanıyoruz. İnşallah. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlginize teşekkür ediyorum.